Karaköse, Doğu Beyazıt Sancağı'na bağlı şirin bir köyümüz. 112 sene evvel buradan geçseydim böyle diyecektim. Veya 60 sene evvel geçseydim şöyle diyecektim. Karaköse, Doğu Beyazıt Sancağı'na bağlı şirin bir ilçemiz. Ama artık Karaköse bir il. Hatta ülkemizin en yeni illerinden biri. Ağrı adı altında. Ha o bir mi? O bir epek inanmıyorum. Ben oraya koymadım. İnanmıyorsunuz değil mi? Herhalde ben o zaman geçtiği zaman koymuşum da unutmuşum herhalde. Burası 1940 yılında zannedersem -43 derece falan soğuğuyla Türkiye rekorunu kırmış. Şirin Ağrı'ya hoş geldiniz. Ben şimdi nerede olduğumu bilmesem kendim bir kupa imalatçısı ya da turistik eşya satan bir bakırcı zannedeceğim yani. Öyle bir havası var değil mi? Tabii. Evet, ki bu bildiğim kadarıyla bu yarısı galiba ya, 1/3. Evet. Tabii daha bunun tabii 5 misisi var diye. 1/5 bu. Evet. 1/5 mi bu? 1/5. İnanılır şey değil. İnanılır değil ama gerçek hakikaten. Ben şu anda Ağrı Spor Eğitim Merkezi dinlenme salonunda ve dinleniyorum şeyler hem de kimlere dinleniyorum? Şampiyonlara dinleniyorum burada. Çocuklar şaka maka değil. Yanımda hemen şöyle Melahat var ya, bakmayın siz öyle sesi oturunlar. Dünya ikincisi. Hani Ağrı ikincisi, Türkiye ikincisi falan filan değil. Dünya ikincisi bir şampiyon var. Ayrıca takım halindesi dünya ikincisi değil mi? Takım halindesi. Takım halindesi dünya ikincisi. Burası şampiyonlar istenen bir yer. Şimdi Türkiye'de çok yaygın bir inanış var. Derler ki Ağrı'dan atlet çıkar. Ben onu şöyle anladım. Yani Ağrı'ya gidince atletini çıkar. Yani havalar çok çok iyi gibilerden. Yani. Böyle şey yapıyor şimdi. Siz yani öyle sandınız ki burası yaz yani burası İzmir İstanbul değil. Bu karda kışta gömlek çıkarmakken atleti çıkarıyorsunuz. Atleti biraz da giymek lazım değil mi? Giymeniz lazım. Yani. Birkaç tane. Canım tabii şaka yapmaksızın yüzüme güne ulaştırıyorum. Yani hani Ağrı'dan atlet çıkar. Atlet bir tarafa şampiyonlar çıkar. Bak bir tanesi böyle. Geliyoruz. Şu bir anlatıversene şu şampiyonluk olayını. Sen onu bilen kişi var. Anlatayım Barış abi. 5 Mart'ta oldu. Lüksemburg'da oldu. Bu okullar arası dünya cross şampiyonasıydı. Türkiye'nin en iyi takımı olarak biz gittik. Türkiye'yi temsilen. Herkes bizden büyüktü. Onlar lise takımı olarak gelmişlerdi. Fakat biz ortaokul takımı olarak gittik. Biz çok güveniyorduk kendimize. Burada çok iyi antrenman yapmıştık. Biz şampiyon olabiliriz diyorduk. Çok güzel bir yarıştı. Bilmiyorum. Biz çok sevindik. Herhalde tüm spor severler sevinmişlerdir bu yarışa. Bence çok güzel bir yarıştı. Heyecanlandı sanki o gün gibi vardı. Sen, hani, o gün sorsan evet. Herhalde bu aynı heyecanı anlatırdı. Çok heyecanlıydık o gün. Çok heyecanlı. Heyecanın ağladık dahi. O da çok ağır. Şu anda ekran başında 55 bin alacak ama o kadar devam edersen Helal. Yani gözlerimi sulandık neredeyse. Çok iyi ettiniz ama yani şimdi sizin ortaokul olarak gitmenizin nedeni... Türkiye'nin en iyi takımı olmamızdı. Sefer bizimle. Evet, evet, evet. Yani ortaokul olmalarına rağmen bütün orta eğitim yani bütün orta eğitim. Değil mi hocam? Böyle orta eğitim yani. Evet yani ortaokul lise beraber yarışıyor. Bu arada Türkiye'nin en iyisi olarak sizler çıkıyorsunuz ama sizler ne yapalım? Ortaokul dediniz. Yani kabahatsiz evet, değil yani. Evet. Demek ki siz liseye gelince gene en iyisi olacaksınız yani. İnşallah. Evet o kadar basit işte yani. Bu kadar basit. Yanılmıyorsam lütfen beni düzeltin. 6 kız 6 erkek yarışmacı gitti. 6 kız 6 erkek. 12 tane yani Türkiye evet. Temsilen 12 sporcu gitmesi gerekiyordu. Ve bu 12 sporcu 12'si birden nereden çıktı? Ağrı'dan. Ağrı'dan. Bu kadar basit. Ağrı'dan çıktı 12'si birden. Gerçekten Ağrı atlet çıkaran bir yer yani. Barış abi. Evet. Yani atleti çıkartan yer değil. Evet tamam. O ufak bir şakaydı o. Yok şimdi hakikaten çok bilen çok iyi ben her şeyi bildiğimi iddia etmiyorum. Yani arasına takılabilirim yani lütfen düzelten. Seni unuttuk mu? Seni unuttuk. Seni köşede unuttuk orada. Aslında unuttum da tabii canım. Hep birlikte selam yolları tüm türlü yürüyorlar. Bir Ağrı akşamında üniversiteli kardeşlerimle bir çay muhabbeti yapıyoruz burada. Şimdi üniversite özel bir konu. Ben üniversite biteli tam 19 sene oldu. Bunların yaş ortalaması 19. Ben hariç. Sen niye hariç ki? Benimkisi daha yüksek. Ne yüksek bu yaşı? İzmir'den gelene kadar birkaç sene geçmiş. Evet tabii. Ne oldu? 19'a çıktın, 22'de geldin. Evet. Zamanımız üniversite başkaydı ya. Ama değişmeyen bir şey var, bu çay muhabbeti değişmiş çocuklar. Evet. Aslında pardon ben kim olduğunu söylemedim bile sizin. Atatürk Üniversitesi'ne bağlı
Ağır eğitim, yüksek okul. Ben yavaş. Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Ağır Eğitim Yüksek Okulu. Oldu mu? Evet. Ondan. Ama yani işte de iki tane ağırlı var, yok değil mi o kadar? Var. Var mı? Bir. İki tane ağırlı var. Genelde nereden geliyoruz? Kahramanmaraş. Kahramanmaraş. Ankara. Ne kadar orijinal yarabbim, Ankara'dan gelmiş. Balıkesir. Adana. İzmir'i biliyoruz, Adana'yı. Ya aslında galiba yurdun 400'ünden var. Tabii. Evet. Ve şu anda benim aileden arkadaşlar sizi izliyorlar. Evet, siz izliyorsunuz. Selam atalım mı onlara şöyle? Merhaba anne falan. Hasret. Şimdi tatilini bekliyoruz. Gözlerim dolu dolu oldu. Çok fena. Neyse bu konuyu kapatalım çünkü birazdan alacak çünkü. Yok, hakikaten aslında çok fena değil mi? Neyse Şubat'ta görüşmek üzere. Valla güzel oldu. Eyvah, annesi çok üzülecek şimdi. Da yazık şimdi. Yazık. Doğru, yazık. Çok peki şimdi tuzak bir soru. En iyi hangi yemeği yaparsın sen? Fazla yemek pişirmedim. Sen gül. Ama... Dur bir. Sen hatırlamaya çalış, gülün. Karnı yarık. Ya buyurun bakalım. Ben de musakka falan, o çeşitli yemeklerim. Kıymalı mı et parçalı et mi? Kıymalı falan. Mesela ne kadar kilo patlıcan, ne kadar kilo kıymalı gibi. Onu orantısız yapıyorum. Göz kararı galiba. Evet. Pardon, karnıyarık soğanlı herhalde. Tabii. Kıymalı, soğanlı. Ne kadar kıyma, ne kadar soğan? Soğan. Mesela canım tamam işte yani. Ama iyi olur değil mi? Evet, güzel. Peki, Ağrı'da öğrenci olmak nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. Batı'yı tanıdık, Batı'nın insanlarıyla tanıştık. Doğa hakkında sadece duyduklarımız vardı. İnsanlarıyla tanıştık. Onlarla bazı küçük olaylar yaşadık. Bilmiyorum, buraları tanımak da çok hoş. Yurt nasıl yurt değil mi? Yurt çok güzel. Bazen bütün, rahat. Bütün yurda yemek yaptığınız oluyor mu? Bazen bütün yurda yemek yaptığımız olmuyor da köfte yaptığımız oluyor. Yurtta köfte yani. Aşılar bizi çağırıyor, köfte yapıyoruz. Onlar hazırlıyor, biz yuvarlıyoruz. Kaç yüz tane yapıyorsun köfte? Ne bileyim. Açık söyle, itiraf ediyorsun. Bu işte itiraf. Ben saymıyorum. Yüzlerce köfte oluyor herhalde. Çünkü aldığım bilgiye göre 800 öğrenci, 3'er köfte ise 2400-2500 köfte. Tek başıma yapıyorum ki. Biz beraber yapıyoruz. Afiyet olsun, iyi diyorsunuz. Afiyet olsun. Dertte sıkıntı var mı? Aslında sıkıntıdan çok bir mutluluk olayı da var. Biz bir öğretmen adayı olduğumuz için sıcakkanlılıkları, davranışları belki... Öğretmen adayının özel bir itibar görmesi son derece doğal aslında yani. Sıkıntılar da bunların yanında unutuluyor yani. Tamam canım yani olmayacak sıkıntılar şey, fizik işte. Sıkıntı bunlar yani fizik sıkıntı geçiyor yani. Evet, önemli olan mutluluk. Evet yani dil yarası ve gönül yarası geçme yoksa diğerleri geçiyor. Ne demişler? Öğretmenin vurduğu yerde gül biter, bende saç bitti yani. İnsan ben sen iki yüzünü alıyor falan. Değişen fazla bir şey yok. Bu mutlu söyleşi bir çay yudumunu bitirerek hep beraber diyorum ki şuradan bir 7'den 70'e bir selam yolladım çocuklar. Demin annemiz yolladı ki, evet. Bir de şu 7'den 70'e yolladım toplam. Hep beraber. Afiyet olsun.